İlk gün arkadaşlar sonuç böyle tartı birden bozuldu valla. Pili bitiyor, zayıflamış. İlk gün böyle bakalım ne kadar kilo vereceğim, kaç ilk gün. Kan grubuna göre beslenmenin tam sıfır bulgusuz, pirinçsiz, nişastasız bir listeye tabi kalacağım. Bakalım o listeye göre kan grubuna göre beslenme listesiyle birlikte ne kadar vereceğim. Nasıl şey olacak? Gidecek kilolar. Öncelikle herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir beslenme diyeyim. Kan grubuna göre beslenme. Tabaklarım bundan sonra hep kan grubuna göre olacak. Şu an çok acemiyim. Bu süreci sizlerle paylaşmak istiyorum. Kan grubuna göre nasıl menü hazırlanır, nasıl beslenir, nasıl ne yenilir, ne içilir, hangi saat dilimini kullanıyorum. Hepsi. Ben biraz kendime göre özelleştirdim. Çünkü bu beslenmede iki öğün, iki öğün bir de ara öğün var ama ben ara öğünü yapmayı sevmiyorum. 4 saatte bir yeniliyor. Şu an saat 11.30 falan, 11 kahvaltım yapılıyor. Tekrar akşam da 6.30, 6 gibi de 5 de olabilir. Çünkü acıkmama bağlı. Ama ne kadar saat koysam 6.30'a kadar dayanırsam laptop normal çalışacak, yağ yakacağım. Şey olacak arkadaşlar. Güzel bir şekilde yağ yakacağım o saate doğru ve dinç kalacağım. Şimdi benim menümde sıfır kan grubuyum ben. Ona göre size anlatacağım. A, B, C. Onları da öğrenirsem yani A, B, B pardon. Onları da öğrenirsem eğer talep görürse benimle yapmak istiyorsunuz ya da işte ya bizim kan gruplarını da anlatır mısın? Tamam kendikini örnek veriyorum. Biz seni görüyoruz. Bize de bilgi ver. Ben de internetten edeceğim. Bir de Aynur ablam veriyor. En önemli bilgileri Aynur ablamdan alıyorum. Yaşam koy, beslenme koçum şu an kan grubuyla ilgili. İki yumurtam var. Haftada iki ya da üç kez yiyebiliyorum. Aslında yumurta benim kilo vermemi durduruyor. Yani metabolizma yavaşlamış. Sıfır kan grupları için geçerli. 7 adet zeytin. Bu bir diyet listesidir. Bol yeşillikli salata diyor. Ben bugün siyah şeyden de yararlanacağım. Havuçtan. Zaten şekerli değil. Domates mevsimi. Daha önce köy domatesi satan bir yerden almıştım. Maydanozla birlikte bol mevsim salatası diyor. İstediğiniz kadar, dilediğiniz kadar yiyebilirsiniz. Ama kilo verme döneminde dikkat edelim. Ben biraz fazla koydum. Sebebi ise ilk gün ve bulgur var. Bulgur benim hiç terk edemediğim. Kimin nasıl sigara alışkanlığı varsa benim bulgur alışkanlığım var. Her yemeğin yanında arıyorum. Ben de bulgur yememek için biraz tabağımı ölçümü kilo verir misin diyeceksiniz. Bakalım 20 günün sonunda ya da bir haftanın sonunda ne vereceğim, ne yapacağım, her şeyi paylaşacağım. İşte benim kan grubuma göre böyle bir beslenme arkadaşlar. Dediğim gibi her gün olmayacak. Her gün farklı bir beslenme listesiyle birlikte geleceğim. Bunu da buradan duyurum. Aynur Hanım izin verdi dedi paylaşabilirsin. Ben de her gün 7 gün aslında 7 günlük bir diyet listesidir. 7 günlük diyet listesidir. Onun için ilk günü paylaşıyorum. Birinci gün başladı arkadaşlar. Böyle söyleyeyim, birinci gün başladı sabah kahvaltım. Sabah kahvaltımı saat 11'de yapıyorum. Siz sabah 8'de ya da 9'da yapıyorsanız 4 saat koyar bir ara öğününüzü yaparsınız. Ara öğünde de 3 hurma, 3 ceviz var. Yanına da kan grubunuza göre hangi içecekler varsa onlardan içebiliyorsunuz. Ama ben Ahmetaba sistemi yaptığım için ben bitki çayı hiçbir şey içmiyorum. Benim kan grubuma göre siyah çay kahveye yasak. Ben yeşil çay içme hakkım var. O da tansiyonu düşürüyor. Ben kahvaltının yanında içebiliyorsunuz. Onun için ben içmiyorum arkadaşlar. Ama siyah çay içeceğim çünkü ben siyah çay içmesem başım ağrıyor. Neyse ben yemeğimi yiyeyim. Ara ara görüşürüz. 7 günlük beslenme başlıyor.
Kızlar kanalıma hoş geldiniz. Zaten benim takipçilerim hep bayan. Kızlar diyorum. Kızlar kanalıma hoş geldiniz. Beğenmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ihmal etmeyin. Size bugün bir video hazırlıyorum. Ne videosu? Hem böyle hani ben kendimi göstermiyorum. Hem akşam yemeğimi hazırlıyorum. Bugün ben başladım kan grubu beslemi. Hem de sizlere bilgi vereyim. Şimdi diyeceksiniz ki kan grubu beslemi ne? Şimdi hepimizin birer kan grubu var, biliyoruz. Kan grubu beslenme Aydın Salih'e ait. Aydın Salih'in kitaplarından ilgi edinebilirsiniz, internetten edinebilirsiniz. Detaylı bilgi ama Aydın Salih'in kitabı kaynak olarak size öneririm. Ondan sonra bayağı bir detaylı edinin. Bir de internette araştırın, Instagram olsun, bazı sayfaları ben araştırıyorum, yenilebilecekler. Mesela ben sıfır kan grubuyum. Ben bulgur tüketemiyorum, kilo almamı, metabolizmamı yavaşlatıyor, kilo almama sebep. Ekmeği hiç almıyorum, yani buğday ürünleri, buğday, ondan sonra taneli yiyecekler. Bu taneli yiyecekler nohut hariç, kuru fasulyeden hepsinden tut. Kilo verme aşamasında zaten de tüketmeyeceğim nohut. Bir yararlı gıdalar var, bir de zararlı gıdalar var, onu da söyleyeyim. Ama ondan önce bir şey hatırlatayım. Aman. Kızlar ben biraz da sizlerle konuşmak istedim. Ben yapıyorum patlıcan kebabı. Böyle etini yoğuruyorum ben. Ben kazan kebabı deniliyor bunu aslında Antepliler. Ben de Antepli değilim ama Anteplilere yakın yemek yapıyorum. Ama bundan sonra Antep mutfağını öğreneceğim. Benim takip ettiğim Instagram'da bir kaç sayfa var. Bunlardan biri Antepli 27. Çok da güzel yapıyor ama müthiş yapıyor. Yemekleri o kadar detaylıca anlatıyor ki pişimine, yağını katışına, her şeyine. Bu benim annemin yaptığı bir tarif. Annemin yemekleri çok lezzetli oluyor. Anneli işte beğenmeyen utansın annelerin yemeğini. Şöyle güzel yapıyorum. Bu arada abim beni izliyor. Ona da buradan selamlar. Oğluyla birlikte izliyorlar. Onlar da benim destekçimler. Şöyle arkada. Bakın hiç şey koymadım. Kan grubuna göre beslenme yaptığım için bugün biraz da ben kırmızı seviyorum ya. Hiç zeytinyağı koymadım arkadaşlar. Etin kendi yağıyla pişecek. Böyle güzel kısık ateşte. Birazdan da yaparken koyacağım. Şimdi bana yorum yazan arkadaşlar var. Hangi kan grubusun? Sıfır arkadaşlar. Sıfır negatifin. İşte nasıl kilo verdin? Büyük başarı diyorsunuz. Vallahi arkadaşlar ben de yeri geldi pes etmedim de. Yani yeri geldi ben de yasaklardan yedim. Uzattı kilo vermemi. Ne kadar sürede verdiniz? Ben emziren bir anne olarak başladım. Hemen hastanede çıktım. Maşallah boğazımı tutmaya başladım. Onu da belirteyim yani. O gün bugündür işte gelişi güzel kendime göre. İnternette aldım anne detoksuyla. Öyle böyle derken 72'ye kadar düştüm. Hatta ekmek yiyip de iki öğün yapıp da kilo bile verdiğim vardır. Hani kan grubuma göre yasak ya ama zor veriyordum yani. Direne direne veriyordu. Onu bile direniyordu vücut. Derken 72 oldum. 72 olduğumda 10 ay bekledim. Duraklama yaşadım. Ta ki Ahmet Apa'nın seviyelerini öğrenebilirim. 14-15 kilo Ahmet Apa seviyeleri daha bir şekilde verdim. Hiç sorun yaşamadan, hiç ay çok yedim, fazla yedim sevmeden verdim arkadaşlar. Ahmet Apa seviyelerin büyük bir önemi var yani bende. Zaten ben Haziran, Temmuz, Ağustos gibi de seviyeler bitti. Organ temizliği vardı. Karaciğer temizliği hariç diğerlerini yapamadım. Tansiyon düşüklüğünden dolayı. Ben de geçtim 8. seviye son seviyesini yaptım. 9'a son ömür boyu olana geçiş yaptım. Şu an biraz bocalıyorum. 3 günlüklere tutmam gerekiyor. Yapamıyorum. Allak bullak oldum geçen hafta. Bu hafta düzeldim. Kan grubuma göre beslenmeyle tekrar 9. seviyemi düzeltiyorum.
grubuna göre beslemeyle devam edeceğim. Ocak'ta tekrar başlıyor grupla birlikte. Siz de benden diyordunuz ki Ahmet Apa başlarsa bize söyle diye. Ben de takipçisiyim, sizlere söyleyeceğim. Ahmet Apa'nın emeği bende çok o konuda. Ondan sonra da şey yapacağım. Tekrar Ocak'ta onlarla başlamayı yani yine aynı kan grubu. Değişen bir şey yok. 2 ön olur başlıyoruz. Yine başlamayı düşünüyorum. Bulguru da hayatımdan bir süreliğine çıkartıyorum. Ta ki kilolarım 10 kilo vereceğim arkadaşlar. 52 görene kadar. 55 dedi belli ki hırs yaptım. Sinirlendim bu kilolara. 55 benim idealimdir. 52 olursa da yani 1-2 kilo yersem gelir diye düşünüyorum. Ben şimdi işe güce koydum arkadaşlar. Kızlar böyle aralarında olduracağım. Size göstereyim. Bir fikir olur böyle. Kan grubuna göre beslenme çok önemli. O yüzden iyi araştırıp yapın. Böyle kelişi güzel yapmayın. Şöyle de dizeceğim ben. Dur yenisinin arasına. Vallahi bizde çok önemli bu kan grubuna göre beslenme. Ve gelişi güzel yapılmıyor. İşte bugün kaçamak yapayım, şöyle yapayım, böyle yapayım değil. Kilo vermede kaçamak olmuyor arkadaşlar var ya. Kaçamak olduğu zaman artı olarak da döner. Motivasyonu da düşürür. Alışkanlığınızı da değiştiriyor yani. Ben bir denge o zaman kuramıyorum. Bir bozuldu mu bozuluyor. Onu da söyleyeyim. Bakın bunu da buraya sıkıştırıyorum. Güzel bir şekilde. Gelen sorulardan bir tanesi abur cubur yedim mi? Ya arkadaşım ben ekmek yemiyorum, yemiyorum. Nasıl abur cubur yiyeyim yani? Ekmeği bulguru yemek istemiyorum yani. Ne kadar böyle morfin gibi bağımlısı olsam da. Yani yemek istemiyorum ben. Ama onu yemiyorum yani. Nasıl yiyeyim? Herhalde arkadaşım benimle kafa buldu. Olsun ben açığım her şeyi. Tabii ki bir sayfam varsa bir beslenme ile ilgili bir şey var. Şu paylaşıyorsam zayıflama görüyorlarsa dalga da geçecekler. Her şeyi açım, eleştiri açım yani işte yorumlarınızı açım arkadaşım ama dozu güzel olursa güzel olur. Çünkü burada beni uyaran arkadaşlarım var. Ben ona göre hareket ediyorum. Şu biraz kalın olmuş, şundan şunu yapacağım. Dozu güzel olsun ya. Eleştirin de dozu önemli. Kilo vermek tabii ki kolay olmadı. Kolay mı ya? Sen yemiyorsun, herkes yiyor. Ne baklavalar geldi benim evime Antep'te yaşamama rağmen. Ne baklavalar eşim getiriyordu ama eşim çocuklara getiriyordu. Çocuklar istiyordu. O biliyordu benim yaptım ama o da belli bir süreden sonra baktı ki ben yemiyorum. O da bana ye. En son dedim bir yola çıktım beni destekle kocacığım dedim. O da sağ olsun destekledi. Hiç ısrar etmedi. Bir şey de yapmadı. Ne zaman ki kan grubuna göre gerçekten beslenir zaman daha hızlı kilo veriyorsunuz. Daha başarılı oluyorsunuz. Bu paylaştığım liste çok güzel. Bak sen hani tatlı diyorsun diyor. Ya canım tatlı istiyor. Alın size hurma içine de güzel yerleştirilmiş şey mesela ceviz. Hadi ona kuru incirle de yerini değiştirebilirsiniz. Yani hiç sıkıntı yaşamazsınız. Böyle de akılcı ama kan grubunuza göre ise. Mesela ben kuru incir yiyebiliyorum kan grubuma göre. Yani şurada kaldı. Onu da bahsedeyim. Neyse arkadaşlar ben bunu koyayım da. Pişireyim de sonra konuşuruz. Diyet arkadaşlarım gördüğünüz gibi patlıcan kebabım pişti. Özellikle bu tepsiyi kullanıyorum. Ocakta pişiriyorum. Kazan kebabı olarak geçiyor. Şöyle göstereyim. Aynısını fırında da yapıyoruz. İçine salça koydum ben. Seviyorum. Salçasız karabiberle normal yağın kendisiyle yapılıyor. Antep'te fırınlara veriyorlar. Şimdi benim fırına götürenim olmadığı için öyle bir şey yapamadım. Ben bu tarz yaptım. Vallahi şu sıralar yemek yapamıyorum ama yemek getirmeye mutfağımı da geliştireceğim iyice. Daha çok sebze sokmalıyım, et sokmalıyım. Çünkü bizde 4 tane sıfır kan grubu var. Ona göre menülerimi oluşturmalıyım. Tabii onlar yasaklardan da yiyorlar. Onu da ellemeyeceğim. Yani patlıcan kebabım bu. Size ne kadar yiyeceğim onu da göstereceğim. Yani şimdi az yemeliyim ki sabah yağ yakayım, değil mi? Kızlar akşam öğünü ve son öğün. Biliyorsunuz sabah 11 gibi kahvaltı yaptım ve halen çok tokum. Doyurucu bir kahvaltıydı. Ara öğün istemedim. Neden? Gerekmiyor. Alışkınım ben. Vücudum da alışkın değil.
Çok iyiyim, enerjiyim, dinçim, evimi sildim, süpürdüm, bayağı bir enerji harcadım, çocuğu gittim okulda aldım. O arada da koşa koşa gidiyorum yani. Şu an çok iyiyim ama sadece bir yeme isteği var. Bu da açgözlülüğün verdiği bir yeme isteği. Bunlara yok diyebildikçe daha iyi besleneceğiz, yani daha iyi kilo vereceğiz, yok demeyi, hayır demeyi öğreneceğiz. Bugün benim menüm aslında 7 kaşık zeytinyağlı yemek olacaktı. Yanında da yoğurt, bir kase, yeşil salata, yani salata işte mevsimde salata şifalı olan yemeklerle birlikte, yeşil demeyeyim de normal salata. Bir de bir dilim ekmek olacaktı. Biliyorsunuz ben ekmeği hayatımdan çoktan beri çıkarttım. Ekmek yersem zaten benim kan grubuma da uygun değil. Tüketmeyeceğim. Sizlerde kalmış bir şey. Ondan sonra yani böyle mesela yoğurtla eti tüketmiyoruz bir arada. Kan grubuna aykırı karışık bir beslenme. Yoğurtla zeytinyağlı yiyebiliyoruz, salata yiyebiliyoruz. Etle de şey yiyebiliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi salata yiyebiliyoruz sadece. Bir de ekmek yiyebiliyorsunuz. Yani benim menü biraz şey olmuş. Bunu da pişirdikten sonra bakın yemek pişiyor. Yeni video çekmeye geldim. Listeme bakayım dedim. İşte ölçülerine falan. Baktım ki şey olmuyor. Listeyi karıştırmışım. Yarın akşam da bir et porsiyonum var. İşte bir porsiyon et. Yanında da bol salata ve ekmek. Onu ben dediğim gibi ekmek tüketmiyorum arkadaşlar. Ben ekmek yemiyorum. İnşallah iyi bir yağ yapar ve iyi bir kilo veririm. Kilo vermeyi gram gram versem de benim kabulümdür. Ama sizler yeni başlayacaksınız ya, sizler çok iyi kilo vereceksiniz. Bakın alın bu listeyi uygulayın. Çok farklı beslendiğiniz için, ilk kez yapacağınız için böyle bir beslenme 10 numara kilo verirsiniz. Ekmeğe de çok vücudumuzun ihtiyacı yok. Yemeyin derim ben size. Size tavsiye olarak. Çünkü ben kilo verirken ekmek yemedim. Sizler de yemezseniz daha iyi kilo vereceksiniz. Bunu da bilin. Kolay kilo vermedim ben. Ağlaya ağlaya verdim. Neden ağlaya ağlaya? Nasıl besleneceğimi bilmiyordum. Aç kaldım. Yeri geldi bu sisteme. Aç kalmamın sebebi ise boşu boşuna yanlış gıdaları yiyerek kilo veremedim. Bunlardan birisi bulgurdu. Diğerisi taneli yiyecekler, bakliyatlardı. Bakliyatlarda bir bana nohut var. Kilo verme evresinde yemeyeceğim. Bir süre böyle devam edecek. Çünkü bu listeyi uygulayacağım. Bakalım sonuç ne olacak? Ben 20 gün boyunca niyetlendim. Çok sık tartılmayacağım. Size tartımı da paylaşacağım bugünden itibaren. Bakalım kaç kilo ya da ne kadar yapacağım. Haftada bir tartılsam herhalde yeter. Çünkü günde tartıldıkça motivasyonum düşüyor. Çok tartılmayın. Motivasyonum düşüyor. Hayal kırıklığı uğruyorum. Belki o gün bir ödem oluyor. Ertesi gün düşüyor ama işte ben allak bullak oluyorum. Kızlar sık tartılmıyoruz. Sizler çok iyi kilo verirsiniz. Çünkü daha önce hiç diyet yapmadıysanız daha da iyi vereceksiniz. Böyle bir beslenme 10 numaradır. Aranızda ne güzel hurma var, ceviz var. Yiyin derim. Daha sağlıklı olacaksınız. Belki ben kahvaltıma birkaç ceviz doyurucu olmazsa ekleyeceğim. Onu da buradan söyleyeyim ama bakalım zaman neyi gösterecek. Size artık daha güzel sunumlarla yanınızda olacağım. Günlük hayatımda da bir şeyler paylaşıyorum. İşte alışverişlerim, şunlar bunlar. Yani yorumları, eleştirileri de açayım ama kırıcı olmadan yazarsanız sevinirim. Zaten kırıcı yazanlar bir daha da benim yani geliyorlar, öyle görüyorlar. Bir iki işte şey olsun, laf olsun, torbada olsun hesabı yazıp gidiyorlar. Çok da umursamıyorum. Ama ne gerek var? Hiç tanımadığım insanın sayfasına gidip kanalına da yorum yok. Ben alemi yok. İnsanları kırmanın da gereği yok. Dediğim gibi eşit arada olsun da olsa çok sevinirim. Ben sizlerin doğrultusunda hareket edeceğim. Kan grubu ile ilgili de bilgi birikimi yazıyor. İnternette gerek Aynur ablamdan almam gerekiyor bilgileri ki ben ona göre daha iyi adım. Ben de sizin gibi acemiyim. Başlayacağız işte. Bugün hata yapmışım. Listem hatalı. Olsun. Bu da 10 numara yağ yaptırır. Şimdi veda vakti.
Bir de gece çocuklarımı uyuduktan sonra 30 dakikalık Leslie yapacağım. Artık bundan sonra 30 dakikalık bir Leslie, 30 dakikalık bir evimin içerisinde yürüme olsun, ne olursa olsun 30 dakika bunu ayırıyorum. Kendimi şartlandırıyorum. Çok canım pilates yapmak istiyor ama şu an vaktim yok. Ders çalışıyorum, videolar izliyorum çünkü internetin bir kotası var. O yavaşlatıyor bazen şeyi, video yüklerken. Onu engellememesi için şu an duruyorum ama yakında başlayacağım. Neyse, bugünlük benden birinci günden bu kadar. 13 Kasım bugün. 13 Kasım'ı buraya yazıyorum. Hadi bakalım, sizlerden benimle belki bir gün sonra, 2 gün sonra başlayacaksın ama herkes bir tarihini yazsın. Herkese her gün benimle yapanlarda yorum bekliyorum. Ben de yapıyorum. Abla tek değilsin gibi yorumlar yazabilirsin. Sizler ne yapıyorsunuz, ne diyorsunuz? Kaçamak dediğiniz benim serbest öğünümdür. Bunu da söyleyeyim. Serbest bir öğün yapın. Bakın hayatınızı, bakın videoya veda edecektim ama bunu da açıklayayım yani. Hayatınızda hiç diyet yapmadınız. Alışık değilsiniz. Şöyle şartlandırın başta. Bak başlayayım. Deyin ki ben hafta 6 günü bu listeyi yapacağım. Ama bir gün kendime ödül vereceğim. O günde sabah istediğiniz kahvaltıyı yapın. Akşam da istediğiniz kahvaltıyı yapın. Sonra tekrar o hafta, ertesi hafta devam edin. Öbür güne kadar. Bakın bakalım kilonuzda düşüklük varsa, eğer size bir uyduysa bunu devam ettirebiliyorsanız edersiniz. Yani o zaman canınız ne istiyorsa o gün gidin yiyin. Tabii biraz da çok abartmayın. Kesinlikle çok güzel kilolar vereceksiniz. Benim dediğim gibi son kilolarım, inatçı kilolarım, birden yorulmuş bir bedenim. Sıfır grubuyum. Olabilir kilo veremeyebilirim. Burada size deneyimleri paylaşıyorum arkadaşlar. Ben ne bir diyetisyen ne bir yaşam koçu, hiçbir şey değilim. Beslenme koçu da değilim. Anlatıcılıkta da bu kadar. Kendinize iyi bakın. Yarınki vlogda 14 Kasım'da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.